Merhaba arkadaşlar. Bugün Tarsus'a 65-70 kilometre mesafede olan Boğazpınar Köyü'ndeyiz. Boğazpınar Köyü yazın özellikle nüfusu artar, yemyeşil, suları bol, güzel bir köy. Özellikle köy sınırları içerisinde bulunan Karasu ve köylülerin tabiriyle Gökharman dediğimiz mevki gerçekten görülmeye değer, muhteşem bir yer. Şimdi hep beraber Boğazpınar Köyü'nü geziyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Arkadaşlar, Boğazpınar Köyü'nde gezmeye devam ediyoruz. Şu anda bir kalabalık bir aile gördüm ben. Kalabalık bir aileden ziyade sanki bir tören veya bir merasim var gibi bir his oldu içimde ve şu an direkt daldım içeriye. Kolay gelsin, bereketli olsun. Hoş geldin. Ne yapıyoruz ablacığım? Merhabalar. Merhaba, hoş geldin. Sizi tanıyalım eskiden, abla önce bir. Benim ismim Durrane. Evet. Eski yaşlarımızdan kalan bir göresel işlerimiz. Helva yapıyoruz. Evet, bu un helvası değil mi? Un helvası. Unu önce kavuruyoruz. Evet. Ondan sonra bal kaynatıyoruz. Evet. Balla beraber tereyağına, küncüğüne iyice güzel yunuruyoruz. Evet. Ondan sonra bu şekilde geliyor işte. Dağıtıyoruz camilerde, köyümüze. Evet. Kısım yani akrabalara. Rahmetli olan insanlara. Rahmetli olan insanlara. Hayır için dağıtılıyor. Evet, hayır için dağıtıyoruz. Evet. Aslında arkadaşlar, bu un helvasının birçok yerde ölü helvası olarak da geçiyor. Farklı isimleri de var. Tabii ki neler, hangi isimler olduğunu sizler yorumlarda da alttan bildirebilirsiniz. Bizim bu civarda Çukurova'da şu anda Boğazpınar Köyü'ndeyim ben. Burada un helvası olarak geçiyor. Tarsus köylerinde genelde un helvası olarak geçer ama bu 10 yıl önce falan çok daha sıklıkla yapılan bir gelenekti. Maalesef şu an unutulmaya yüz tutmuş. En güzel geleneklerimizden birisini daha Boğazpınar'da görmek bize bir mutluluk verdi açıkçası. Meyrem abla, kolay gelsin. Hoş geldiniz, sağ ol. Teşekkür ederim. Maşallah, her yer, her hayır işinin başında seni görüyorum. Tabii canım, olmamız gerekiyordu. Bu arada bugün cuma olunca bu cuma vesilesiyle bütün geçmişlerimize de birer Fatiha okumanızı istirham ediyorum arkadaşlar, izleyen herkesin. O güzel insanlar güzel atlara binip gittiler ama bizler arkalarından dua ve bütün hayır işleriyle onları yad edip unutmamaya çalışıyoruz. Ablacığım, sizi tanıyalım. Fadime benim ismim. İşte dayım vefat etti, yengem vefat etti. Onların helvasını yapıyoruz şu an. Allah rahmet eylesin. Amin. İşte uğraşıyoruz, sabah dün ununu kavurduk. Bugün de helvasını yapıyoruz. Cuma günü Allah izniyle camide dağıtılacak. Bugün evet, öğlen namazı müteakip. Evet, camide dağıtılacak. Onu burada da çekelim. Dua edilecek. İşte Allah şöyle, hayrınızı kabul etsin. Ve şu an şöyle mayalımız, yapılan şeylerimiz. Evet. Bu yıllardır... Durdane ablaydı değil mi? Evet. Durdane abla, bu yıllardır sanırım bu köyde devam edip devam ediyor. Gelerek. Evet. Bizim yaşımız 55, yani aklımız erdireli devam edilen bir. Ne kadar güzel ama ben bütün güzel köylerde yaptığımız bu helvalar bunu kepekli undan kavuruyoruz. Evet. İşte pekmezin şerbetini, pekmezini, tereyağını, evet, küncüsünü döküyoruz. Evet. Güzel yapıyoruz yani, güzel oluyor. Ama çok güzel bir gelenek. Ben gerçekten köylüleri de sizleri de takdir ediyorum. Halamın bu şu anki yemeği, ya, helva. Aslında benim bildiğim kadarıyla köyde hala, teyze, amca olması gerekmiyor. Yok, köylümüz genelinde. Müsait olan her bayan gelip yardımcı oluyor. Yapıyor, öyle tabii, değil tabii mi? Köyümüzün komşularımızı çağırıyoruz. Eş dost, akraba, komşu evet, geliyorlar. El birliğiyle herkes beraber yapıyoruz. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Şu anda bu şekilde. Bu şekilde şimdi. Biz de beze derler bu şekildeki. Biz de bez. Bunu da böyle komşulara, kısım akrabalara. Ha, dağıtım ayrıca bir de dağıtım ayrıca evet. Komşulara da dağıtıyoruz. Ayrı ayrı, yani kısım akrabalara ayrı ayrı koyuyoruz. Ellerinize sağlık, ne kadar güzel. Yani hiç kimseyi unutmuyorsunuz. Yok, unutmuyoruz. Evet, şu an ben çekime devam ediyorum arkadaşlar. Çekime devam ediyorum derken şimdi bir Ulu Çınar'ın yanına gidiyorum aslında. Teyze merhaba. Merhaba. Yaş kaç? Yaş 78. Allah sağlıklı ömür versin. Amin. Cümle ümmeti Muhammed'imize. Siz de geldiniz bu yaşta. Evet. Hani benim de bir hayrım, katkım olsun diye. He, görümcem, eniştem. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Amin. Amin. Acılar çok zor geldi. Peki abimiz sağ mı? O da rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Amin. Kaç yıl oldu? 8 yıl bitti. Mekanı cennet 9'a olsun. Girdi. Mekanı cennet olsun. Amin. Cümle ümmeti Muhammed'imize. Var mı bir gençlerimize bir nasihatin, söyleyeceğim bir şey? Genellikle unutmasınlar. Biz öldük bir gene helvamızı yapsınlar. Bir de yad etsinler değil mi? Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Allah'ın merhaba, sizi tanıyalım. Merhaba, ben İnce Hanım. İnce Hanım, buyurun.
sizi dinliyoruz. Mayalı sabah berleşte komşumuzun... Elimin hala diyorsun böyle şeyle duruyorum. Helva, evet ne kadar güzel. Helvasıyla duruyorum komşumun için. Evet, Allah razı olsun. Mayalısını yaptık işte sabah berli. Evet. Helvasını yumurduk. Çok güzel, elinize sağlık. Ne güzel. Sağ ol. Sizi tanıyalım. Ben Ayşe. Boğazpınar köyü evet, sakinlerinden. Evet, Boğazpınar köyü sakinlerinden. Halam evet. Ve eniştemin helvası. Evet. Dün sabah ununu kavurduk. Evet, ne kadar güzel. Akşam hamurunu yumurduk, evet. Balını kaynattık. Evet. Pekmezini hazırladık ve sabah beri de mayalısını yaptık işte, helvasını yaptık. Şimdi dağıtıma hazır. Evet, Allah razı olsun, ellerinize sağlık. Buyursun, herkese davet ediyoruz, yemeğe buyursunlar. Bu mayalılar sanki biraz da küçük, böyle tek kişilik yapılmış gibi değil mi? Tek kişilik yapılmış. Ye, ye. Bu şu şekilde arkadaşlar. Bunun üzerine biraz herhalde 2-3 ne deriz ona? 2-3 tane dilim helva mı koyuyoruz diye. Helva. Bu şekilde. Bir gösterebilir misin Meryem abla? Ha, o şekilde evet. Zaten öğlen Allah nasip ederse evet. Biz de camide olacağız. Çıkışta ben bu gelene köy adına çok güzel oldu. Evet. Ellerinize sağlık. Sabah herhalde gece hiç uyumamışsınız bugün maşallah. Çok iş yapmışsınız. Evet. Sabah belli bundan uğraşıyoruz işte. Ellerinize sağlık. Merhabalar, kolay gelsin. Hoş bulduk. Bir kızımız burada. Evet. Kızımız da herhalde annelerini, bacılarını, evet. Kız kardeşlerini örnek alarak. Halamı oluyor, annemin halası oluyor, eniştesi oluyor. Ya aslında yani. Hala dayı olması da önemli değil. Ben evet. Bu köyde şunu gördüm. Herkes müsait olan gelip yardımcı oluyor. Evet. Bu çok güzel bir şey. İşte yardım etmeye geldik evet. Sabah. Ellerinize sağlık, ne güzel. Teşekkür ettiniz. Ederiz. Yani biz bu gelene yaşatacağız diyorsunuz evet. Köyde. Sonuna kadar. Vallahi bravo size, takdir ediyorum. İnşallah. Arkadaşlar görüyorsunuz. Şöyle elime tutayım. Buyurun gelin hep beraber yiyelim. Hep beraber herkesin helvasını yapmaya gözlü, hazırız. Gönlü bol insan durdu evet. Ablam. Bak ne diyor. Herkes buyursun gelsin diyor. Buyursun gelsin. Herkes yesin. Kısmet olan ye. Evet. Evet. Yapınca olduğu zamanlarda bize de söylesinler. Biz de varız. Herkesinkini beraber yaparız Allah izin verirse. Köyümüzün genelliği de. Köyümüzün genelliği bu. Şimdi aslında siz daha iyi bilirsiniz Durdan abla. Ben diyorum az önce de söyledim. Bir 10 yıl önce falan bütün köylerde aşağı yukarı bu vardı. Yapılıyor. Her zaman yapılır. Bizim ama köyde devamlı bu köyde yapılır. Devam ediyor. Devamlı yapılır. Ama inanın birçok köyde maalesef yok, bu. Yok köyde. Başka köyde yok. Başka köylerde sade öbür hazır helva yapıyorlar. Biz evet. Yani devamlı yapıyoruz. Benim işte dediğim gibi yaşım 55. Ben kendim bildim bileli yapıyoruz yani köyde. Evet. Evet. Yani köylerimizin, kısım akrabaların devamlı yapıyoruz. Peki ellerinize, kollarınıza, yüreğinize sağlık. Sağ Allah hayrınızı kabul etsin. Kendin Allah razı olsun çocuğum. Teyze bu duana çok ihtiyacım vardı. Allah razı olsun. Allah ömrünüzün etsin. Allah senin de genç dilini esirgesin. Amin. Düzenlerimi amin. Bozmasın Rabbim. Amin. Cümlemizin, cümle evlatlarımıza Allah. Hayırlarının kulları yiyiz. Hayırlısını versin Rabbim. Amin teyzeciğim. Dilinden bal akıyor emin ol. Cümle ümmeti Muhammed'imizden Allah'ım. Kötülerden korusun Rabbim. Ortalık hiç iyi değil. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? İmece usulü köylü teyzelerimizin, bacılarımızın, analarımızın böyle toplanıp şu an toplu bir resim arıyorum. Yaptığı bu organizasyonlar ne kadar güzel. Aslında köydeki ve taraftaki bizim özümüz bu değil mi? Yani o kadar güzel şeyler yaşanıyor köylerimizde hala. Biz tesadüf geldik, haberimiz yoktu. Sağ olsun Meylem abla, benim referansım oldu. Çok teşekkür ediyorum kendisine de. Geldik. Ben, ismim Rıfat Çınar ve sayfam Tarsus Medeniyetler Beşiği adına. Bu gelenekleri yaşattığınız için de hepinize teşekkür ediyorum. Biz de sana teşekkür ediyoruz. Sana teşekkür ediyoruz. Thank you.
de giysin. Demir cümlemizin 70'te geçmiş en ulan makamına hediye olmak üzere Allah rızası için El-Fatiha. Burada Tarsus'un en tanınmış simalarından Camcı Hilmi namıyla Hilmi amcayı gördük. Hilmi amcayı çok güzel bir gelenek bu. Evet. Ne diyorsunuz bu konuda? Yıllardır devam ediyor. Yıllardan beri yapılan aynı şekilde köyümüzün ölen rahmetli için helvasını yapıyoruz. Tespihini çekiyoruz. Onun için her cuma günleri böyle yapıyoruz. Diğer köylerde çok kalmadı ama bu sizin köyde devam ediyor. Geleneklerimiz aynı devam ediyor bizim burada. Yılda 15 gün, bir ay sonra tespih çekiliyor, helvası dağılıyor. Çok teşekkür ederiz bilgi için. Sağ olun, teşekkür ederim. Tarsus'ta zaten tanıdık bir simasınız. Buyurun. Yılların esnafısınız. Evet, aynen. Yıllardır Camcı Hilmi. O zaman Tarsus'ta bir selam gönderirsiniz. Benden Tarsus'ta bütün selamlar. Peki, teşekkür ediyoruz. Hadi Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim.